Atasever Haber Eğitim izleyicileri hoş geldiniz. Ee, Başakşehir PSG maçında çok ilginç gelişmeler yaşanıyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi bu konuda sizlere bilgi vereceğim. Ee, son dakika PSG Başakşehir maçında ırkçılık takımlar sahadan çekildi değerli izleyicilerimiz. Şampiyonlar Ligi H grubundaki son maçında temsilcimiz Başakşehir PSG deplasmanına konuk oldu. Maçın hemen başında dördüncü hakemin ırkçı ifadeler kullanması nedeniyle maç durdu ve her iki takım da soyunma odasına gitti. PSG Başakşehir maçının 14. dakikasında yardımcı antrenör, yardımcı antrenör Pierre Webo kırmızı kart gördü. Başakşehir teknik heyeti ve futbolcuları yardımcı hakemin Webo'ya ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle soyunma odasına gitti değerli izleyicilerimiz. Açıklama geldi. Başakşehir'den açıklama. Tüm futbolcular soyunma odasına yöneldi. Oyuna 10 dakika ara veriliyor. Başakşehir Başkanı açıklama yaptı. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 4. hakem maçta olursa sahaya çıkmayacağız. Eğer 4. hakem maçta görev almayacaksa maça çıkabiliriz. Maç yeniden başlıyor. UEFA saat 00'da PSG-Başakşehir maçının kaldığı yerden başlamasını önerdi. Weboya ırkçı ifadeler kullanan Rumen dördüncü hakem de VAR odasına gönderildi. Skandal olay nasıl gerçekleşti? Dördüncü hakem Webon'un kırmızı kart görmesi için maçın hakemini uyardı. Maçın hakemi Weboyu oyundan atmaya gelirken dördüncü hakemden şu Negro'yu oyundan atacaksın dediği duyuldu. Demba da isyan etti. Demba, Demba baba beyaz birisi hakkında konuşurken ona beyaz insan demiyor. Sadece insan diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken siyah insan diyorsunuz ki? Negro değil negro dedim. Gürler gün dördüncü hakem içeride savunma yapıyor. Ben negro değil negro dedim. Rumence'de negro siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım diyor. Bravo Mbappe. Ve boya karşı yapılan ırkçılığın ardından PSG futbolcuları Neymar ve e, Mbappe hakeme adeta isyan etti. Dördüncü hakemin de oyundan atılmasını söyleyen futbolcuları hakem çok zor sakinleştirdi. Kylian Mbappe hakemin ırkça hak, ırkçı hakaretini Protest etmek için takım arkadaşlarının sahaya çıkmamak için teşvik ediyor. Evet, 2018'de yine gündem olmuştu. Pierre Vebo'ya ırkçı söylemde bulunan Sebastian Coltescu iki yıl önce bir kez daha gündeme gelmişti. 27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç oynadığı maçta dördüncü hakem olan Coltescu'ya dair İsveç milli takım teknik direktörü Can Anderson şu sözleri sarf etmişti yedek dördüncü hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faal yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti. Sanki 80'lere dönmüştük dedi değerli izleyicilerimiz. Bu gelişmeleri Atasever Akademi Haber Atasever Haber Eğitim Kanalı izleyicileriyle paylaşıyoruz. Gelişmeleri takip edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyiciler.